Ekonomist Oğuz Demir'e soracağız. Ne anlama geliyor? Bu açıklamaları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu tepkiyi nasıl görmek gerekiyor? Sayın Demir, iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar Soray Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce aktardım Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından Türk Lira dengesinin durumunu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce size onu bir sorayım. Yani ben konuşmanın şöyle bir metnine baktığım zaman şunu görüyorum. Yani bir hayli gene daha önceki Merkez Bankası başkanlarımızın yaptığı konuşmalar vardı ya, hani bir anda kuru da böyle sıçratırdı. Sanki hiçbir sorun yok. Aslında o sorunlar çok kolay çözülebilir. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı da olmamış gibi bir hava vardı. Yani mesela dedi ki Sayın Kavcıoğlu, işte enflasyon, risk primi vesaire, buralarda iyileşmeler var dedi. Sayın Kavcıoğlu göreve geldiğinde enflasyon %15'lerin biraz üstündeydi, 16'ya doğru geliyordu. Şu an enflasyon %19-25, resmi enflasyondan bahsediyoruz. Yani iyileşme dediğimiz enflasyonda işte yaklaşık 300-400 bas puan artış. Güzel. Yani eğer bu iyileşme ise Allah bizi kötüleşmeden korusun derim ben. Birincisi bu. İkincisi, yani iyileşmesi bu olanın kötüleşmesi nedir acaba diye merak ederim. İkincisi dedi ki mesela dış borç rakamları Mayıs'ta 140 milyar dolardı. 110 milyar dolara indirdik. Daha da indirmeye devam edeceğiz dedi. Yani 140 milyar dolardan 110 milyar dolara gelmesinde dış borcun bir kere Merkez Bankası'nın verilerde yaptığı 25 milyar dolarlık bir gecelik revizyon var. Yani bir revizyon sonucu o rakam düştü aşağı. Yani azalmaya devam edecek derken ödemeye mi devam edeceğiz, yoksa böyle kağıt üstünde azaltmaya mı devam edeceğiz, onu da anlamak isterdim. Tabii bütün bunlar bir tarafıyla hani mizahi bir tarafı var ama gerçeğe baktığımızda bunu dinleyen insanlar milyonlarca dolarlık yatırım yapan, işte milyonlarca dolarlık mal alan satan, bütün bir cümleyle işte belki 100 bin lira, 200 bin lira, 2 milyon lira, 5 milyon lira kaybeden, dolayısıyla da oradan çıkan her cümleyi dinleyen insanlar. Yani ben burada, bana kolay, yani tüketici olarak zaten ezilmişim. Hani ben bununla bir yerden sonra şey diyebiliyorum, yani bu böyle şeyler söylenir mi diyebiliyorum ama o insanlar buradan ciddi bir kayıp yaşayan, finansal piyasalarda işlem yapan milyonlarca, belki milyarlarca lira işlem yapan insanlar var. Dolayısıyla siz gerçekler yokmuş, aslında o gerçekler, gerçekleri doğru tarif etmezseniz, hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaya devam ederseniz, bir de bunun üstüne yani bütün dünya merkez bankaları aslında biliyorsunuz çekirdek enflasyon kullanıyor. Biz de artık çekirdek enflasyon kullansak iyi olur. Çünkü onun oranı biliyorsunuz daha düşük, %16'larda. İyi olur derseniz şöyle bir algı oluşur. 19 olan enflasyon, 19-25 enflasyon, 19 faiz. Demek ki artık Merkez Bankası'nın temel aldığı çıpa faiz %16. O zaman faiz indirimi için bir kendine yol açıyor derler. Ve bu satış gelir. Yani şimdi bütün dünya merkez bankalarını baz alıyorsak, o dünya merkez bankaları enflasyonu bu kadar yukarı gittiğinde de alması gereken önlemleri alan merkez bankaları. Yani işimize geldiğini alıp işimize gelmediğini almamak olmaz, değil mi? Yani doğru olan modern merkez bankacılığı neyse onu yapmak. Ama ben şunu söylemiştim Soray Bey, hafta sonu Naz Hanım'la konuştuk, yine Halk TV ekranıydı yanılmıyorsam. Yani kur biliyorsunuz bir sakindi, 8.28'lere falan gerilemişti. Ne oluyor, hani gevşecek mi daha dediklerinde. Yani Eylül ayı gelir, bizim ekonomi yönetimi konuşmaya başlar, faaliyet yapmaya başlar, pozisyon almaya başlar. Ondan sonra kur yeniden yukarı doğru hareket eder demiştim. Çok bekletmediler beni, 3-4 gün sonra evet, işte Merkez Bankası Başkanımız ilk adımı attı. Beklentiler vardı dediğiniz gibi, açıklamalar vardı bu yönde. Peki şimdi önümüzdeki günlerde bir faiz kararı da açıklanacak tabii ki. Şimdi bu açıklamalarda piyasalar tarafından şöyle algılandı: bir faiz artırımı olmayacak. Böyle bir algı doğru olur mu? Bu beklenti doğru yansıtır mı? Faiz artırımı olmayacağı zaten bir varsayım olarak, bir kabul olarak var hepimizde. Yani Sayın Kavcıoğlu yönetimindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi arttıramaz. O bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Asıl mesele, acaba buna rağmen faizi indirmeye kalkışacaklar mıydı? Bugünkü hareket, bu da devam da edebilir. Yani bu yarın öbür gün de devam edebilir kurdaki bu hareket. Eğer bu devam ediyorsa piyasa bunu Merkez Bankası az önce söylediğim o çekirdek enflasyona dayanarak, yani %16 küsur olan enflasyona dayanarak 23 Eylül'deki toplantıda faiz indirimi yapacak diye algılayabilir.
Buradaki endişe verici şey bu. Yani faizi zaten arttırmayacağını biliyoruz. Asıl yapması gerekeni yapmadığını biliyoruz. Az önce söylediğim oydu. Ama bir de böyle üzerindeki baskıyı artık daha fazla kaldıramama ihtimali var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şunu demişti. Yani Temmuz'da olmadı, Ağustos'ta enflasyon düşmeye başlayacak. Biz gördük ki hem Temmuz'da hem enflasyon artmaya devam etti. Dolayısıyla bu bilgi Sayın Cumhurbaşkanı'na verilmişti. O da dönüp şunu sormuştur herhalde Merkez Bankası'na. Siz bana Temmuz'da, Ağustos'ta enflasyon düşecek dediniz. Enflasyon artmaya devam ediyor. Yani artık benim sahibim yok, şu faizleri indirin Eylül'de demiş olabilir. Yani bunu dememesinin önündeki engel ne ki? Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda da haklıdır. Çünkü iki sefer kendisine bilgi verildiğinde enflasyon düşecek dendiğinde istediği şeyi o şekilde geri çevirdiklerinde siz buna üçüncü kez izin vermezsiniz. Yani ülke ekonomisi için doğru değildir ama böyle bir şeyi talep edersiniz yönetici olarak, dersiniz ki beni iki sefer kandırdınız, daha fazla kandıramazsınız dersiniz yani. Peki şimdi Merkez Bankası hedeflediği enflasyon oranından bahsettiğinizde orta vadeli plan açıklandı. Ha, bununla ilgili de görüşünüz, o planın içeriğiyle ilgili görüşünüz de merak ediyorum ama oradaki enflasyon beklentisiyle Merkez Bankası'nınki birbirini tutmuyordu. Az önce biraz değindiniz de bir revize yapabilir mi Merkez Bankası bu anlamda hedef açısından? Tabii. Tabii Ekim'in sonunda yanılmıyorsam 27 Ekim'de yeni bir enflasyon raporu daha açıklayacak Merkez Bankası. Yani yılın sonuna Ekim enflasyonu da bilerekten bir Kasım bir Aralık enflasyonu kalıyor biliyorsunuz yıl sonu için. Ekim'de o rapor açıkladığında diyecek ki biz yıl sonu enflasyonunu %16.2, 16.1, 16.3 yani bu hükümetin açıkladığı son OVP'deki tahminle uyumlu bir hale getirecek. Çünkü zaten hükümet de bu tahmini Merkez Bankası'ndan alarak hareket ediyor. Yani %16.2'lik enflasyonu onlar da bir şekilde revize edecekler. Asıl sorun şu, 27 Ekim'de siz 16.2'ye enflasyonu revize edersiniz. Arada iki tane rakam kalmış olur Sorel Bey. Tutarsınız onu da yakalayamazsınız, ıskalarsınız. Bunu da yaşadık biz geçmişte. Yani iki ay kala Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini şaştığını da gördük. Dolayısıyla ya buradaki tahmin, hesap, bu tip şeyler artık çok da fazla piyasa güvenmediği için zaten bu tip açıklamalarla yola devam ediyor. Yani bu açıklamaların etkisi yüksek oluyor. Çünkü orada ağzından çıkan bir cümle aslında o beklentilerin ne kadar gerçekçi olup olmadığına ilişkin mesajı bir kez daha teyit etmiş oluyor. Yani siz diyorsanız ki ben artık çekirdek enflasyona dönüyorum, ben manşet enflasyona bakmayacağım. O zaman yani insanlar der ki bu zamana kadar niye o zaman manşet enflasyona baktın? Demek ki senin şu andan sonra ortaya koyduğun manşet enflasyon hedefinin senin politikaların açısından bir önemi yok. Dolayısıyla benim karar almam açısından bir önemi kalmadı der. Yani iş artık bana şöyle gözüküyor Sorel Bey, açık söylemek gerekirse. Hani böyle bir kapana kısılmış, her taraftan baskı altında ama tam olarak ne yapması gerektiği konusunda da karar veremeyen, yapması gerekeni bilen onu yapamayan, yapması istenen şeyi yaptığında da çok zor bir duruma ülke ekonomisini düşürecek bir Merkez Bankası yönetimi var. Bu arada çırpınıyor. Durumu kurtarmaya çalışıyor. Ben ona ölü taklidi diyordum. Yani işte enflasyonu %15,5'tan alıp %19,5'a kadar geldiği süreçte siz %19 olan faizi hiç oynatmadığınız için ben onu Merkez Bankası ölü taklidi yapıyor diyordum. Keşke Merkez Bankası mesela ölü taklidi yapmaya devam etse, en azından kurda bu tip hareketler görmeyiz. Yani bakın bugün ben varım, yaşıyorum, pozisyon alacağım dedi. Bir anda yine kur yukarı çıktı. Şimdi kararsızlık dediğiniz, sonuçta kararsızlık bir çelişkiye neden olur. Uygulanan politikalarda, yapılan açıklamalarda. Bu çelişki de en çok beklenen ve sürekli sınırlarımız dışına verilmek istenen o güven duygusuna yabancı yatırımcılar açısından zarar vermiyor mu? Yani Sorel Bey, artık güven arayışı içerisinde mi ben yabancı yatırımcı, çok emin değilim. Çünkü o güven böyle hani işte şu ortamda sizin tadil edebileceğiniz, tamir edebileceğiniz bir güven kırılması değil bu. Yani burada çok somut adımlarla o güveni tamir edecek işler yapmanız lazım. Bence güven arayışından öte spekülasyon arayışıdır bu yabancı yatırımcı için. Çünkü Türkiye'ye gelen yabancı portföy yatırımları, yani o sıcak para dediğimiz para, Türkiye'de böyle yıllarca kalayım da ben borsalara yatırım yapayım, işte fabrikalar kurayım, hisse senedi satın alayım, Türkiye'nin devlet iç borçlanma senetlerine, devlete borç vereyim, borç senedi alayım yatırımcısı değil.
geleyim 15 günde ne götürürüm acaba'ya bakan bir yatırımcıdır. Geleyim bir ayda ne götürürüme bakan. O spekülasyon içinde bakın bugün bizim Merkez Bankası Başkanımız bir araç alan yaratmış oldu. Yani ister istemez o çelişkiyle beraber. Bugün biz dünyada hani Dünya Merkez Bankaları örneğinden bahsettik ya az önce. Bugün Amerikan Merkez Bankası bu tip spekülasyonlar olmasın, kendi yatırımcısı zarar etmesin diye kendi enflasyonu %5'e gelmişken şunu diyor piyasaya. Sakin olun. Ben gerekli adımları atacağım ama bunları sizi bilgilendirerek peyderpey atacağım. Şimdi modern merkez bankacı da bunu yapıyor. Siz de bunu yapacaksınız. Yani o çelişkilere girmeyeceksiniz. Adımlarınız net olacak. Ama biz artık dedim ya yani oralarda değiliz. Şu an hani sizin az önce söylediğiniz herkesin beklediği normalde olması gereken Türkiye'de önce bir enflasyonu dizginlemek için kuru dizginlemek dolayısıyla bir faiz artışı biraz para gelmesini sağlamak lazımdı. Bu adımı atamıyorlar. Öte taraftan indir baskısı üzerlerinde yüksek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir beklentisi var. Bunu da yapamıyorlar çünkü piyasa karışacak. Böyle işte ne yapacağını bilmez bir halde yalpalıyor Merkez Bankası. Bir ülkenin para politikası kurumu yalpalayamaz. Peki orta vadeli planı da sormak istiyorum. Biz daha önce de değerli isimlerle bu planı burada değerlendirdik ama genel görüş, genel kanaat şu yöndeydi. Hani bir Hollanda'da olsaydı gerçekten çok başarılı, çok umut vadedici bir plan.